Özgül'ü ailesi en sonunda kapıdan kovdu. İzleyelim. Özgül valizini de aldı. İzmir'de yaşayan anne ve babasının kapısına gitti. Allah'ım yarabbim, gidiyorum ama kabul edecekler mi beni bilmiyorum. Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Nereye geldin? Nereye geldin sen de? Göçekle utanmadın mı programlara? Düğün de rezil ettiniz beni. Hadi. Kumpas kurdu bana o Yaşar. Senin gibi kızım yok benim. Çık dışarı, gözüm görmesin seni. Çık. Hadi o göçeğin yanına git. Dışarı, göçeğin dışarı. Özgül'ün anne ve babasının öfkesi bir türlü dinmek bilmedi. Sen bizler evlat değilsin. Sen biz seni sildik. Ama... Hadi. Çık dışarı. Doğru diyor annen. Bak çık, hastanede yattı kaç günden beri. Çık dışarı ya, seni burada istemiyorum. Onu düşündün mü sen? İki senedir düşünüyor. Hayır hastanede yatıyorum seni. İki senedir sizi düşünüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Her şey yoluna girsin istiyorum. Sen bizi düşünseydin bunları yapmazdın. Olmaz. Hadi. Özgül gitmemek için direnince babası valizi yere çalıp kızını evden kovdu. Sen o adamla buradan çıktın, bizi Türkiye'ye rezil ettin. Biz seni sildik. Ne yaptım? Sevmek rezillik mi yani? O anlamıyor be. Seni vermiyorlar. Bunun neyesi var kalacak? Ancak bunu bir fırlatırsan olur bu. Fırlatacağız ki. Tamam. Hadi. Tamam. Geldin oraya. Seninle biz onu da görüşürüz. İstemem, seni de istemiyorum. Dışarı. Seni sildi, git artık, git, gözünüz görmesin. Geleceğim, gene geleceğim size. Gene geleceğim. Tamam. Şimdi abama gideceğim, ben geri geleceğim. Nereye barışacağız. Gidersin? Ne yapasın? Nereye gidersin? Ne yapasın? Aa, orayı da kapattım ben. Senin ne ablan var, ne kardeşin, ne annen, ne baban. Biz sen göçeğin yanına git, hadi bakalım. Özgül'le ailesi arasındaki gerilim sokağa taştı. Olaylara mahalleli de dahil oldu. Siz yapıyorsunuz bunları, ben biliyorum. Siz dolduruyorsunuz annemleri. Biz seni eve atmayız. Bak siz... bunu kafana sok. Sen o adamla burayı Kimse doldurmuyor. Bitti. Beni kimse doldurmuyor. Ben istemiyorum seni. Ben size konuşmuyorum. Ben bu eve giremezsin. Onu gelecektir sen. Sen o göçekle. Bak sen o göçekle. Göçekle. Senin sürece sana burası yasak. O adamı tuttuğun sürece senin işin bitti. Burada. Anca oynarım. İşte böyle oynarsınız orada iki kişi. O yaşarla. Çatlayın patlayın. Hem burada onu alacağım, böyle. Hem bu eve gireceğim. Gelelim. Sen de beni buradan izledin. Biz varız burada. Görüşürüz. Tamam mı? En sonunda Özgül sevdiği adam Yaşar yüzünden baba ocağından kovuldu. Ben şunu anlamıyorum. Evet. Seda Hanım, ben bunlara ne yaptım ya? İstemiyorlar. Benim çok zoruma gitti şu an. Oynuyorsun diye. Benim çok zoruma gitti. Oynamayı bıraktın mı sen? Bırakmadım. Daha geçen hafta Edirne Odunköprü'den sahne aldım. Hadi be. Evet. Yemin et. Evet. Edirne Odunköprü'ye buradan çok süperdi. Ayrıca çok güzel oynuyorsun. Ben çok beğeniyorum. Edirne Odunköprü'ye buradan çok selam söylüyorum. Ve süper bir insan. Ama bak benim zoruma nerede gitti şu an biliyorsunuz mu Seda Hanım? Ben bunlara ne yaptım yani? Ne yaptım bunlara? Herkes beni seviyor ya. Benimle fotoğraf çekilmek için normal hayatta da. Evet. Buraya çıkmadan önce de beni seviyorlardı. Ve buraya çıktıktan sonra da yine seviyorlar. Özgül'ün annesiyle babası niye sevmiyor? Herkes beni seviyor. Bunlar ben ne yaptım ya? Ben Özgül, ne yaptım? Oysa ben yani, Özgül'e ben neler yaptım ya? Sadece sorunun dans olduğuna inanmıyorum ben. Öyle diyorlar. Çocuklar da var bir de. Annen sana en son telefona bağlandığında dedi ya. De sen o çocuklara nasıl analık yapacaksın dedi. Sen de onlar büyük dedin. Bak ilk sahnede bir aldım. Özgül'e bir tane tuğra yaptım. Oo. Evet. Nerede taktın mı? Tuğra o burada. Dur. Belki şu, annesi babası görünce yumuşarlar. Ver bakayım. Sahneden kazandığımı Özgül'e dedi. Altın. İyi altın yani. Güzel. Altına yatırım yapın. Nerede? Ne yaptın ya? Evet. Özgül'ün anne ve babası kesinlikle bu evliliğe onay vermiyor. Bunlar evlenmesin diyor. Yaşar istemiyoruz. Hem kocaman çocukları var bizim kızımız daha önce evlenmedi diyorlar. Bak, neler yaptım. Daha yapacağım. Oo, tabii. En güzel bu tak bari. Görsün annesi belki yumuşar. Bak. İnşallah yumuşarsınız.
Neden evet. acılıyor bu? Bak şu an aha. heyecanlandım. Aha. Gerçekten heyecanlandım. Heyecanlandın mı Yaşar? Evet heyecanlandım. Biraz da sinirden de biraz titriyorum. Gel canım benim gel. Bak sahneye çıkmış. Evleneceği kıza altın almış adam. E ne yapsın şimdi yani? Çalışmasın mı? Ekmek parası oradan kazanıyor. Güzel de dans ediyor. Ben ne yapabilirim daha? Neden beni istemiyorlar? Ben onu anlayamadım. Özgül'ün annesi Neşe Hanım telefonda şöyle dursun ki görünsün, annen görsün kız. Hı, Neşe Hanım. Efendim. Bak bak kızının böğründeki altına bak bak. Onunla bizim gözümüzü boyayamaz o Seda Hanım. Daha bilezikler yapacağım düğünde. Dur bakayım daha bilezikler. Sana da yapacağım kaynanam. Ebeden tırnağı. Sana da yapacağım ebeden bak. Ebeden tırnağı altın doldursak Seda Hanım gene de benim gözümde yok o. Ne yaptım ben bu kadar size ya? Ne yaptım size ya? İstemiyorum seni ya. Anlamıyorum. Ne yaptım ben size? Bütün İzmir, Ege bölgesi hepsi beni istiyor. Bir tek siz istemiyorsunuz beni ya. İstemiyorum seni. Neşe Hanım. Efendim. Özgül'ü sen ve Özgül'ün babası valizi de fırlatarak kapıya attınız kızı. Evet içim. Seda Hanım içim sızladı kızımı attım ama o köçeğin yüzünden oluyor bunlar. Peki Yaşar'ı bırakırsak tekrar eve alacak mısınız? Onu terk etsin, o benim başımın üstünde yeri var her zaman. Ama o Yaşar'ı seviyor, bırakmam diyor. Özgül konuşar denli. Bırakmazsa ben de onu silerim. Çok konuştuk, istemiyorlar Seda abla. Çok o gece ilk gittiğim gece çok konuştuk. Üzüldünüz. Onu bırakmadık sürece ben. Vallahi biz iş kimseyi takmayacağız, biz evimizi düzelteceğiz. İş kimseye ihtiyacımız da yok bizim. Ben o kendi yok. Evimi, kendim eşyalarımı, şey ben yok. Kendim alacağım. Kimseye muhtaç olmam, ne annemi sayarım, hiç kimseyi saymam. Bana bak köçek. Bak köçek. Bana göre köçek diyor. Tamam. Benim ölmemi istiyorsanız, evlenin. Tövbe ayol. Yani biz istiyoruz ki güzel bir şey olsun, düğünümüzü yapalım, hep beraber olalım. Yani seni güzel bir şey olsun istemiyor. Çünkü komşuyuz yani yan yana. Öyle bir şey istemediğim için zaten öyle evlilik kararı falan yok zaten şimdilik. Seda Hanım. İlk önce canım. Siz. Efendim? Bir hafta hastane, bak babası onun valizini sokağa fırlattı. Ben bir hafta hastanede yattım. Bir hafta hastanede aslında yattım. Aslında Özgül o hastanede diye, Özgül dedim annene git dedim, annen dedim hastanede dedim git dedim. Aslında onu gönderdi gitti. Evet. İşte gitti bak valizi nasıl fırlattılar. Ha. Valizi fırlattılar hemen dışarıya. İnsan yapar mı evladına bunu? Ne kadar da kötü olsa sonuçta senin kızın kötü bir şey yapmıyor ki. Sen üzüldün mü buna? Üzüldüm, çok üzüldüm. Ne kadar üzüldüğünü bir gösterir misin? Ben bir görmek istiyorum Fuat Hocam. Yaşar'ın üzüntüsünü, yaşamak istiyorum. Buyurun. Hadi. Yaşar şu ortada bir üzüntünü göster. Aa.